Merhabalar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bugün şu yanımda görmüş olduğunuz telefonlu sizlerle dönüştüreceğiz. Çok soru geliyor bana, bu tarz ürünleri nerede bulabiliriz diye. Genelde eskicilerden ya da antikacılardan bulabilirsiniz ama internet sitelerinden de bunlara ulaşmak mümkün. Zaten ben de bunu Dekopasaj üzerinden aldım. Girdiğinizde birçok modeli de bulabiliyorsunuz. Ne uygulayacağız üzerine? Bir budak dokusu yapmayı planlıyorum. Çünkü üzerinde bazı deformasyonlar var. Ana tonumuz beyaz olacak ve dekopaj uygulaması yapacağım. Hadi şimdi başlayalım. Budak dokusunun birkaç çeşidi var. Biz bugün dokulu olanını çalışacağız. Dokulu için rölyef pasta uyguluyoruz. Kabımıza biraz rölyef pastamızı alacağız. Çok az da sulandırmak için glazing medium ekleyeceğim. Şimdi karıştırıyorum. Ama sürümü rahat olsun diye birazcık glazing eklemek istedim. Şöyle bir kıvam oluyor. Şimdi alana uygulayacağım. Şimdi fırça yardımıyla dağıtacağım. Budak aletimiz budur. Çeşitli boyutları var. Şu iç halkası size bakacak şekilde tutuyorsunuz. Küçük halkayı. Sonra alanın üzerinde şöyle bir el hareketi uygulayacağım. Dans eder gibi. Üzerindeki fazlalığı da ıslak mendil yardımıyla alıyoruz. Aynı şekilde bu kısımda devam edilebilir. Ama ben arka kısımdaki tırtıkları kullanmayı tercih ediyorum. Daha doğal bir görüntü oluyor. Düz bir şekilde uyguluyoruz. Tekrar fazlalığı sildik. Aynı işlemi tekrarlıyoruz alan bitene kadar. Şimdi alanımızı kurumaya bırakıyoruz. Diğer işlemlere geçebiliriz. Multi surface boya tercih ettim. Hiç sulandırmanıza gerek yok. Alana direkt uygulayabilirsiniz. Kurudu. İkinci kata geçmeden önce şimdi dekopaj uygulamasını yapacağım. Şöyle bir model seçtim kendime. Dekopaj uygulaması için bu alanı ölçümlemek için kolay bir yöntemimiz var. Kağıdımızı alana koyuyoruz. Şu köşeleri önceden sıfırladım ben. Bu alanda da tırnağımız yardımıyla şöyle çizgi çekiyoruz. Burada ölçümlemeyi net almış oluyoruz. Bir makas yardımıyla kesebiliriz. Dekopaj tutkalımızı alacağız. Çalkalıyoruz mutlaka, boyalarda da aynı şekilde. Bir kaba alıyoruz. Genelde bunu elle de yayıyorum ama şimdi fırça kullanacağım. Batırmayalım ortalığı. Bu şekilde yüzeye uyguluyoruz. Çok ince de olmayacak, kalın da olmayacak. Tutkalımızı sürdükten sonra kağıdımızı alana bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi şöyle bir kart yardımıyla içindeki fazla tutkalları atıyoruz sabitlemek için. Pirinç kağıdı olduğu için çok sert uygulamayın. Alan yırtılabilir çünkü. Bu şekilde boşlukları giderdikten sonra şimdi üzerine tekrar tutkal uygulayacağım. Bu hem sabitlenmesini sağlıyor hem de şimdi şu alt kısmı kesmemde yardımcı olacak bana. Şimdi bir zımpara yardımıyla şurayı kurtaracağım. Islandığı için kolayca çıkacak.
tekrar fırçayla şu fazlalıkları içeri atıyoruz. Dekupajımız bitti. Aslında bu şekilde bile kullanılabilir ama ben biraz daha farklı tasarımlar istiyorum. Üstüyle devam edelim. Üst kısımda ahşap görüntüsü istediğim için biraz daha böyle kremimsi bir ton hazırladım. Onu uygulayacağım. Sonra alt kısımların ikinci katını atacağım. Üst kısım tamam. Şimdi beyazın ikinci katını atacağım. Sonra da eskitme işlemleri başlayacak. Boyalarımız kurudu. Şimdi üst kısma doğal ahşap görüntüsü olsun diye bir eskitme boyası uygulayacağım. Bunun için eskitme boyasının içine birazcık glazing medium ekliyoruz. Çok yoğun istemiyorum. Yoğunluğa göre siz karar verirsiniz. Daha yoğun istiyorsanız hiç ekleme edebilirsiniz. Şimdi alana uygulayacağım. Şu köşelerden başlıyorum. Şöyle bir bulaşık süngeriyle buraya yaydığım boyayı çekeceğim. Sadece bu şekilde çekişler yapıyorum. Şimdi bu süngeri hiç değiştirmiyorum. Kalan boyayla şu köşelerden eskitme yapacağım. Şimdi çok azaldı üzerindeki boya. Birazcık daha ekleyeceğim. Şu şekilde. Ama hemen uygulamıyorum. Tekrar yediriyorum içine. Eskitme yoğunluğuna siz karar verebilirsiniz. Benim için şu an yeterli. Daha fazla şu beyazı kapatmak istemiyorum. Şimdi üst kısma bir zımpara atacağım. Kulpları takacağım. Ondan sonra vernikle bitiriyoruz. Kulplarımızı da taktık. Tasarımımız tamamlandı. Siz de evinizde birkaç malzeme kullanarak bu tarz dönüşümler yapabilirsiniz. Unutmayın, yaratıcılığın sınırı hiçbir zaman yok. Bu tarz dönüşümler yaparken aklınıza herhangi bir soru takılırsa lütfen yorum kısmına yazın. Onlarla ilgili de video çekmeye çalışacağım. Sevgiler.